Mert Yanko'yla başlayalım. 90 dakikalık oyunu bize bir değerlendirmesini yapabilir mi? Ardından sizlerin sorularını alacağız. I think we started great. Of course, we have at the moment a very difficult situation in our club, and so was it, the situation was very difficult for us before the game. I think we handled it very well. Great goal from Emre. He didn't give up in this ball, and we got the winning first goal. So it was a great start for us. But then after the 1-1 and 2-1, it actually was very quick, and I think it was very unlucky for us, and we struggled then. But but luckily we could get the draw at the end. Again, Emre was a very important goal for us, for the club, for the fans, and. Now we look forward to Juventus, and we will like to score there. Maçtan önce biraz daha zor durumda olan takım görüntüsünü olan bizdik. Ama bence bu maçın sonucunda üstesinden geldiğimizi düşünüyorum. Maça iyi bir başlangıç yaptık. Emre pozisyonu bırakmayarak bizi öne geçirdi 1-0. Daha sonra ne yazık ki ikinci yarının başında iki gol neredeyse üst üste yedik. Şanssız gollerdi. Ama maçı bırakmadık. Sonuna kadar devam ettik. Emre gene sahne aldı. 2-2'ye getirdi. Bence bu sonuç hem zor durumda olduğumuz için, hem bizim için, hem kulübümüz için, hem taraftarlarımız için fena sayılmayacak bir skordur. Geri dönüş yaptığımız için. Şu an odaklanmamız gereken tek şey Juventus maçı. Juventus'a karşı da iyi bir mücadele göstereceğimizi düşünüyorum. Yanko'ya soru var mı arkadaşlar? Teşekkür ederiz. Thank you, Yanko. Emre, sen de 90 dakikalık değerlendirmeyi alalım. İki gol attın. Öncelikle takım arkadaşlarını kutlamak istiyorum. Hanım Hoca'yı kutlamak istiyorum bu ilk maçıyla. Çok iyi maça başladık. Erken golü de bulduk. İlk yarı aslında %80 top bizdeydi ve topu oynadık biz yaptık. Sonra ikinci yarı kötü başladık. 8 arkadaşlar bir tane gol yedik. Bu bizi biraz sarstı. Bayağı sarstı ama bunu takım olarak gösterdik, yine biz takımız, yani biz onun üstesinden geldik, bırakmadık ve 2-2 hak ederek aldık galiba. Son saniye Orhan abinin pozisyonu var, o bence penaltıydı. Şimdi ben %100 bir karar vermek istemem ama 5. hakem hemen yanındaydı. O penaltıyla kazansaydık belki mağlup ayrılacaktık ama biz camiamıza, taraftarımıza, herkese gösterdik. Biz hala buradayız, Trabzonspor, yani kolay kolay bırakmaz bir şey. İnşallah böyle devam ederiz. Sonuçları da gelen haftalarda alırız. Emre'ye soru var mı arkadaşlar? Beşinci hakem dediniz de. Ekranlı bir soru isterseniz. Buyurun. Beşinci hakem bizim pozisyonunda da vardı. Emre'nin tek tarafı gibi. Pardon Emre. Gazeteci misiniz acaba? Penaltı da verildi. Burada penaltı var. Yani bizim penaltıyorsunuz da. Öncelikli olarak kendinizi tanıtırsanız beyefendi, pardon. Efendim. Hangi gazeteye çalışıyorsunuz? Karabük bölgesiz. Sorunuzu alabilir miyim? Sorum şu, Karabük'ün de 5. hakem vardı, eliyle şeye çıktı, dışarıya çıktı, evet, okay. Cümlenen gördü, onu da deseydiniz. Daha şey olur yani. Tamam, olabilir tabii, ben onu şu an gerçekten olmuş olabilirim ama o geçen hafta da benim bir penaltı vardı, %1 milyon, onu da verilmedi ama bu hakemler hata yapabilir, onun bir şey değil ama o çok daha bariz bence. Çünkü hemen önünde oluyordu. İkisi de birbirine baktı. O sağlık olsun. Yaptığı bir şey yok. 2-2 bir skor bitti. Biz Trabzonspor'da devam edeceğiz. Ama değişik olabilir yani. Başka soru var mı? Ama soru lütfen. Teşekkürler Emre. Emre. Evet hocam, 90 dakikalık bir değerlendirme alalım. Sizin için de oldukça önemli ve heyecanlı bir maçtı. Öncelikle iyi akşamlar herkese. Evet, ilk deneyimim oldu. Trabzonspor'un başında sahaya çıktım. Oyunun genelinde takımımız bugün futbol adına yapması gereken her şeyi sahada yaptı. İlk erken golü bulmamız, oyunu forse etmemiz, sağdan, soldan, ortadan bütün atakların kontrollü olması, takımın oyuna asılması, maçı çok istemesi bizim için çok önemliydi. Ve golden sonra daha da farklı pozisyonlar bulduk ama biraz çoğalmada sıkıntı yaşadık. Forvet'te çoğalmada sıkıntı yaşadık. İlk yarı 1-0 bitti. İkinci yarı konuşmalar içeride, motivasyon yine üst düzeydi.
Fakat beklemediğimiz anda iki tane gol gördük kalemizde. Ondan sonra yine oyunu bırakmadık. Oyuncu değişikleri bize katkı sağladı. Trabzonspor oyunu bırakmadığı zaman, asıldığı zaman skor alabiliyor, yakalayabiliyor. Belki galip gelemedik ama mağlup da olmadık. Öncelikle buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Bizi desteklediler her zaman olduğu gibi. Farklı bir şey söylemek istiyorum. Belki konu dışına çıkacağım ama bu 6 hakem uygulaması başladıktan sonra 6. hakemlerin işlerinin ne olduğunu merak ediyorum. Geçen hafta bunu ilk TV'de de Şansal Büyük'a gündeme getirdi. Bu 6. hakemler, orta hakemlerin ne kadar katkı sağlıyor veya futbola ne kadar katkı sağlıyorlar, bunu bir daha gözden geçirmek lazım diye düşünüyorum. Hayatım boyunca da hakemlerle hiç oynamadım, hiç konuşmadım. İşimi yaptım ama bu bir gözden geçirirse bütün takımlar için herhalde bütün takımların canı yanıyor bunda. Eğer Ozan'ın pozisyonu için penaltı netti diyemiyorum, görmedim. Fakat penaltı değilse niye cezalandırmadı Ozan? Onu da sormak istiyorum. Soru var mı? Buyurun. Hocam, bugün ilk maçınızdı takımın başında. Almandrali'yi çok farklı gördük. Çok hücumcu bir takım sahaya sürdünüz. Daha sonra değişikliklerle skorla pek ilgili mi bilmiyorum ama hep hücumu düşündü Trabzonspor bugün. Olarak belki istediğiniz seviyede değildi ama Almandrali'nin mantığında bu mu var? Hücum futbolu mu? Futbol kazanınca güzel oluyor. Mutlu oluyorsunuz, hafta iyi geçiriyorsunuz. Oyuncularımız da bugün istekli olduğu için tabii kazanmaya ihtiyacı olan taraf biz daha fazlaydı. Trabzonspor olarak biz daha çok ihtiyacımız vardı. Dolayısıyla oyun içindeki değişiklikler de kazanmadan olduğu için hep forvete yakın oyuncuları sahaya sürdük. Onlar da bize katkı sağladılar, yardımcı oldular. Takım olmak, takımda işte savaşmak, mücadele etmek bu. Çok bırakmadılar. Belki son dakikada penaltı verirse maçı kazanacaktı. Ama hocanın kendi iş dünyasında bir futbol bilgisi, becerisi, felsefesi vardır. Trabzonspor kazanmaya oynamalıdır her zaman. Asla defans oynamamalıdır. Çekilmemelidir. Rakibin üstüne gitmelidir. Ama kontrollü tabii. Böyle savruk değil. Biz bugün bunu gerçekleştirdik. Güzel futbol oldu. Yani mücadeleci futbol oldu. İki takım için de güzel oldu. Ama biz bir puan aldık. Üç puanı almaya da daha kalmıştı. Başka soru var mı arkadaşlar? Tamam, peki sizinle de bitirelim. Şimdi öncelikle Juventus maçı var, çok önemli tabii Trabzonspor açısından. Bir de şunu soruyor, sizin açısından yine. Trabzonspor'da Avni Mandralı ismi tabii heyecan yarattı, teknik direktörlük de konuşuluyor. Avni Mandralı bu göreve hazır mı? Tek başına olarak bu işi yürütür mü? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konuda yorumlar var. Valla öncelikle Juventus maçıyla ilgili şunu söyleyeyim. Tabii çok büyük bir maç. Trabzonspor tarihine girecek bir maç. Ona göre hazırlanacağız. Ama Juventus'un nasıl bir futbol devi olduğunu da biliyoruz. Ama biz kimseden korkmuyoruz, çekinmiyoruz. İşte Galatasaray nasıl 1-0 yenilse neden biz aynı skoru yakalamıyoruz? Futbolda tabii ki isim olarak büyük olabilirsin ama futbolun gerektirdiği şeyleri sahaya yansıttığın zaman herkesi yenebilirsiniz. Kendime gelince demin de ifade ettim, herkesin bir şansa ihtiyacı vardır. Bana da şu an böyle bir misyon istedik kulübümüz, bir görev verdi. Ben hazırım, arkadaşlarımla hazırım. Çünkü kimse doğarken antrenör doğmuyor. Ben 17 yıl profesyonel futbolculuk yaptım. Sayısız hocalarla çalıştım. Hepsinden bir şey kalsa hafızamda. Bir de kendi futbol bilgim var. Futbolcuyu yönetmek, işte taktiği, diğer ayrıntıları. Bunlar hep bizim içinde yaşadığımız, içinde olduğumuz şeyler. Dolayısıyla şans verirse bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Yeter ki yönetim kurulumuz, başkan yönetim kurulumuz bize destek olsun. Bize o şansı versin. Taraftarlarımız bize güvensin. Hocam, son soru olarak düşünüyorum. Şenol Güneş'in isminde geçiyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şenol Güneş çok kıymetli bir teknik adamdır futbolunda. Trabzonspor'un da en büyük değerlerinin başında gelir. Ama şu an biz buradayız. Onlar çıkan haberler. Biz açığız. Yani bize görev verirse devam ederiz. Vermezseler biz yine Trabzonspor'umuzdan bir şey kaybetmeyiz. Dolayısıyla şu an güzel gidiyor. İnşallah bakarız, hep beraber görürüz. Yani iki takımını tebrik etmek lazım. Gerçekten mücadele açısından çok üst seviyede, çok ciddi bir maç oynadı.
oyunun büyük bir bölümünde oyunu hakim, oyunun kontrolünü kaybettiğimiz zamanlarda maalesef iki tane gol ettim. Özellikle son yediğimiz golde oyunu biraz daha tutmamız gerekiyor orta saha oyuncularımızla. Maalesef çıkarken kaptırdığımız top bize gol olarak kalemize geri döndü. Ben oyuncularımı göstermiş oldukları mücadelede tebrik ediyorum. Trabzonspor'a da bundan sonraki maçlarında başlarlar. Ben bir şey sorayım. Tabii. Hocam bugün Trabzonspor'a karşı sahip çıktınız. Trabzonspor sizin yuvanızsa olacağı bir teknik adam olarak görüyorsunuz. Ama sezon sonu bir olayla ayrılmıştık. Onları düşünüyorsunuz. Neler hissettiniz? Aslında çok da fazla bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Daha önceki konuşmalarımda ben dersimi aldığını söylemiştim. Maalesef bizi orada görmediler, oradan da görmediler. Onun için bu konuda söyleyecek fazla bir şey yok. Yani söyleyecek fazla bir şey yok ama ben içinde olsam da olmasam da Trabzonspor bana her zaman başarılı olur. İyi olur. İyi olur. Hocam, öncelikle kırık tutulma oynadığı futboldan dolayı takımı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Son bölümlerde oyunu soğutmak adına değişikliğe gidebilir miydiniz? Bunu golden hemen sonra yaptınız. Daha erken yapıp onu öngörülmüş yeriniz var mı? Şöyle, bençe baktığınız zaman orta saha oyuncumuz yoktu. Orta sahada özellikle Musa ve Furkan'ın yorgunluğu vardı. Orada bir değişikliğe gidebilir. Orta saha oyuncumuz olmadığı için yani kadromuzda kısıtlı, böyle bir oyuncu olmadığı için maalesef değişikliği yapamadık. Biraz da erken davranabiliriz. Yani olabilir. Sadece soğutma olmadığı için. O özellikle orta saha oyuncumuz olmadığı için oyuna böyle devam ettik. Hocam, Hami Hoca 6 hakem uygulamasının iflas ettiğini söyledi bir bakıma. Karabükspor'un da 6. hakemin görebileceği 2 pozisyonu vardı. Siz 6 hakem uygulamasının bu konuda iflas ettiğini düşünüyor musunuz? Katılıyor musunuz Hami Hoca? Ben kendi fikrimi söyleyeyim. Evet. Hocaya katılıp katılmamalı değil de hocanın kendi fikri. Ben 6. hakemin olmasından taraftarım. Yani fakat şunu söylemek lazım. Yani hatalar bizim başımıza da geliyor. Yani gerçekten çok ciddi hatalara bizler de maruz kalıyoruz. Zaman zaman biz de isyan ediyoruz, söylüyoruz. Ama ben bugün maçın geneline baktığım zaman hakemin maçı iyi yönettiğini düşünüyorum. Hata girdiğinde yoksa Süleyman Abay'a mı girdi? Hepsinin maçı iyi yönettiğini düşünüyorum. Ben hani kafanızı sallamanıza gerek yok. Yok ben görmedim. Sizin bir güzel bir şey değil mi? Penaltı bu herhalde. Süleyman Abay'ı çok iyi tanıdığım için. Hayır. Ben yıllardır bu sporun içindeyim. Ben bu maç için söylüyorum. Hani penaltıda olsa ben penaltıda derim yani. Hiç merak etme. Evet. Yani ben görmedim pozisyonu. Penaltıysa da penaltı deriz. Bizim öyle bir tavrımız şeyimiz yok. Hocam, dördüncü hakemlerle sürekli her maçta sıkıntılı durumlar yaşıyoruz. Ya buradaki şey çok kısa, yani çizgi çok kısa. İster istemez öne geçmek zorunda kalıyoruz. Hocaya diyorum ki, hocam yani farkında değiliz yani, gerçekten çok kısa. Maalesef onun tartışmasını yaşıyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Bence maçın hakkının Karabük'ün kazanmasına yan olduğunu düşünüyorum ben. Maça iyi başladı. İyi de bir havamız var bundan önceki gelen haftalarda. Trabzonspor'da moralsiz gelmişti buraya. Bunu iyi değerlendirdik. Maça iyi hızlı başladık. Maçta da daha fazla pozisyona giren taraf bizdik. İçeride oynadığımız maçları Avrupa'da da hedefliyorsak eğer kazanmalıyız. Bu yüzden üzgünüm ben maçla ilgili. Soru var. Bom, primeiramente foi o meu terceiro jogo. Claro, foi um jogo difícil. Pelo que todo mundo fala, o Trabzonspor é uma equipe de qualidade, uma equipe forte, que tem jogadores de qualidade também. Eu acho que, ao todo, a gente mereceu sair com os 3 pontos, mas, infelizmente,
um erro que a gente teve no meio campo, eu acho que foi um erro de todos, a gente acabou tomando um empate e não teve mais reação para conseguir o terceiro gol, mas eu acho que a nossa equipe está no caminho certo, a gente está jogando certinho dentro e fora de casa, agora é manter esse mesmo padrão, não se abater com o empate e voltar fora de casa na semana que vem e conseguir conquistar os três pontos. Maça başlamadan önce de zaten tüm Trabzonspor'a kadar güçlü bir zor bir rakip olduğunu biliyorduk. Gol atarak başladılar. Bir ardı ardına iki gol bulduk, öne de geçtik. Maçı kazanabilirdik. Bugün 3 puanla ayrılabilirdik. Ama orta sahada yapılan bir hata ki bence hepimizin bir hatasıydı. Kişi olarak değerlendirmek lazım. Hepimizin bir hata, yaptığı bir hata sonucu beraberliği yakaladı rakibimiz. Biz 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Ama tabii çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta tekrar maçımız var. Çalışmaya devam edeceğiz. Soru başlamak. Teşekkür ederiz.